görüyorsun şimdiye kadar? İki gelin gördük. Bana rakip kimseyi görmüyorum biz en üst. Wow, iddiaya bak. Gerçekten. Kızıma güveniyorum. Ateş gibi ol kızım. Melih'e şey demesinler, ne var basit et falan, makarna haşla koy derler mi Meryem? Mantarlı kremalı sos yapacağım, kendim yapacağım sosunu. İşte bu, böyle savunacak kendini. Pardon ama onun mantarlı kremalı sosu var diyecek. Tabii, yani ona bakarsanız pirinci de bulguru da haşlayıp koyuyorlar yani. Ekstra bir şey yapılmıyor. Pirinci de evden burnunu karmıyor, hazır alıyor. Doğru. Sonuçta. Bu da aynı, o da aynısı. Doğru. Kuru fasulyede düdüklü tencerede pişti mesela. Kuru fasulye de aynı öyle. Meryem bir su bardağının içine bir çorba kaşığı un koyup sulandırıyor. Daha sonra bu sulandırılan un yoğurtlu karışımla buluşup iyice çırpıldıktan sonra ağır ağır çorbaya dökülüyor. Evet, bir sessizleşin Şenur Hanım. Ne oldu ses? Solun çıkmaz kızım, oldu. Kızım biraz daha acele olur musun? Korktunuz mu yoksa Şenur Hanım? Aslan. Kolay kolay. Şenur Hanım'ı kim tırstırabilir? Pes etmem, kolay kolay. Gayet rahatsınız yani. Rahatım. O zaman biraz oynayalım. Oynayalım. Hadi. Hadi o zaman. Madem o kadar rahatsınız. İşte düğünlerde hem kendisi oynuyor hem de gelinini oynatıyor. Kızım dön bir kere bana doğru. Hadi Meryem, seni de görelim. Dön kızım bana. Hadi sen git. Hadi sen git de oynarken. Hadi sen git işte. Hoba! Aa, nasıl şaklatıyor. Çok mutlu şu an Şenur Hanım. Oynuyor çünkü. İşte bu, düğünlerin vazgeçilmez ismi. Geliniyle tüm düğünlerde. Düğünlerinize gelin ve kayınvalide mi arıyorsunuz? İşte buradalar. Çok teşekkür ediyorum. Bravo! Şenur ablacığım, vallahi süper. O şapçaları nasıl yapıyorsun? Ya şunu bana öğretsene, yıllar. Bir dakika. Aşama aşama bir dakika. Şu parmağımı nasıl koyuyorum? Dur. Şunu altına bir alıyorsun. Bakalım yapabilecek misiniz Zuhal Hanım? Benden çıkmıyor ses. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Doğru koydum. Ya niye çıkmıyor benden o sesi? Buraya sen efekt yapın. Yapmışım gibi. Benim sesimi sana...